Bir, iki. Çok seviyorum zil sesini ya. Ses deneme, ses kontrol. Bir, iki, üç. Tamam mı? Şu an kaydediyor. Şu an cihazımız. Lan diyorum Allah Allah, arkadan kadraja birisi girdi diyorum. Abi sen misin ya? Lan diyorum orada öyle bir adam yok. Evet, bir Mavic Mini'miz var. Yani böyle ideallerimize sahip olacak şekilde. Almışız, satın almışız. Bir Mavic Mini'miz var. Ve bunu uçurmak istiyoruz. Belki internetten satın aldık, belki başka bir yerden satın aldık, belki de bize hediye geldi. Bunu nasıl uçuracağımız hakkında bir fikrimiz yok. Fakat hediye eden veya satın aldığınız yer sizin için kurulum yaptı. Ve kurulum sonrası ilk defa uçurmak istiyorsunuz. Cihazınızın çantasını açtınız. Daha önceden bataryaların nasıl şarj olduğunu gördünüz. Bununla alakalı yine şarj videosunu da ayrıca göndereceğim. Çekeceğiz. Hemen cihazımızı yerinden çıkardım. Ve açarken ilk önce ön kollarımızı, daha sonrasında ise arka kollarımızı bu şekilde açıyoruz. Şu an uçuşa hazır hale geldi mi? Hayır, gelmedi. Ve üzerinde ön tarafında bir cımbıl koruyucumuz var. Bunun alt tarafındaki tırnağı sayesinde yerinden çıkartıyoruz ve kaybolmaması için çantamızın içerisine koyuyoruz. O anki arazi koşulları, belki topraklık bir yere gideceksiniz, belki de asfalt bir yerdesiniz. Bunu ışıktan görmeyip kaybedebilirsiniz. Boş boşuna kayıp olmasın, çantasının içerisinde durabilir. İçerisinde de bataryasız geldi. Çantamızın içerisinden bir bataryayı aldık. Bataryamızın takılış yönü şu şekilde. Konnektörü karşı taraftaki konnektörün erkek tarafına gelecek şekilde içerisine ittiriyoruz ve üst kapağımızı kapatıyoruz. Çıt sesini de orada duyuyoruz. Şu an cihazımız uçabilecek halde. Açmak için alt kısımdaki tuşa, bu DJI ürünlerinin tamamı için geçerli. Yani başka bir ürün de alsanız, drone, DJI ürünlerinde hepsinde geçerlidir. Bir kere bastığımız zaman içerisindeki şarj seviyesini gösteriyor. Kapandıktan sonra bunu beklemenize gerek yok. Bir kere basıp ikinciye basılı tuttuğunuzda ise cihazımız ilk pervane hareketlerini yapıyor, motorları kontrol ediyor. Daha sonrasında da çalışıp cımbıl hareketlerini yaparak kendi kumandasını aramaya başlıyor. Eğer kumandanız eş değilse bunun da nasıl eşleştireceği hakkında daha sonrasında, eğer kumandanız eş değilse arkasındaki sarı sinyal kumandayı aradığı anlamına geliyor. Bununla alakalı farklı bir video çekmiştik. Onu da hemen şu üst kısım veya şu kısım veya bu kısım, hangi tarafta önerirse videoyu, o taraftaki kısımdan izleyebilirsiniz. Kumandamızı da şu stiklerini çıkartayım. Çünkü size sıfırdan geldiğini farz edelim. Kollarımız kapalı. Kumandanızı şu şekilde çantanızdan çıkarttınız. Cep telefonunuzu bağlayacağınız yeri alt kısımdan açıyorsunuz. Burada cihazınızı uçurmak için joysticklerin üst taraftakinde, üst taraftaki stickleri mevcut. Bunları sağ tarafa, saat yönüne doğru çevirip sonuna kadar sıkmanıza gerek yok. Hayır, sonuna kadar böyle geldi. Hiç güç uygulamamıza gerek yok. Ve o anda kumandamızı açma durumuna geldik. Uçuş için ise kumanda antenlerimizi şu şekilde patch halinde düz sinyalimizi karşı tarafa verebilmesi için bu hale getiriyoruz. Uçuş modumuz bu. Aynı şekilde kumandamızı açmak için bir kere bastığımız zaman, burada etiketten ötürü görünmüyor ama ışıkları yanar kaç defa şarj olduğunu, bir kere basıp ikinciye basılı tuttuğumuzda ise kumandamız çalışır. Şimdi bağlantı yapmadan önce buradaki ışığımız faslalı arka arkaya yanar. Bağlantı olmadığı durumda. Buradaki direkt ışık yandığında buradaki bu kısımdaki ışık sarı faslalıdan direkt yeşile dönecektir. Veya o anda kompas kalibrasyonu istiyorsa veya kompas hatası veriyorsa veya başka bir hata veriyorsa kırmızı, sarı, buna benzer ekstra işaretler gösterecektir. Şu an cihazımız uçuşa hazır halde. Cihazımızı ilk çalıştırmaya başlamadan önce cep telefonumuzu bağlamamız gerekiyor. Cep telefonunuz Android, iOS, her ikisini de karşılayacak kablolara sahip. Mesela benim cep telefonum Type-C soketine sahip bir cep telefonu. Bu cep telefonunun kablosunu kumandanın
yan tarafına, tersine takma gibi bir imkanımız yok zaten. Takıyoruz ve daha sonra cep telefonumuzu kablosuna taktıktan sonra, hemen kendisi gördü zaten. Taktıktan sonra ekran kilidini açıyorum ben. Mavic Mini'yi DJI Fly uygulamasıyla kullanıyoruz. Bu uygulamayı açmak istiyor musun diyor. Evet. Daha öncesinde siz Play Store'dan veya App Store'dan indirmiş olursunuz. Şeyde bunu sormuyor. iOS cihazlarda sormuyor ama Android cihazlarda soruyor. Şuradan Mavic Mini DJI Fly uygulamasını açtım. Ve bağlantımız geldi. Cihazımız direkt görüntü aktarımını sağlamaya başladı. Şu şekilde istediğiniz tarafa uçurduğunuzda direkt görüntüyü değiştiğini fark edeceksiniz. Cihazımızı bu tarafa çeviriyorum. Cihaza ilk manuel çalıştırma, yani motorların dönmesini istiyorsanız her iki stiği çapraz içe doğru çekmeniz gerekiyor. Şu an cihazımızın motorları çalışıyor ve cihazımızı tekrar durdurmak için sol taraftaki stiğimizi aşağı doğru bastırıyoruz ve motorlarımız duruyor. Bu aynı zamanda da otomatik kalkış ve otomatik inişle alakalı ayarları mevcut. Bunu da daha sonraki videomuzda DJI Fly'ı ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Ayrıntılı anlatmış olduğum videoyu da ya şurada ya burada ya da işte şu tarafta, hangi tarafa bizim Alper etiket yaparsa işte o taraflardan bir tarafa tıklayarak izleyebilirsiniz. Herkese kırmızı uçuşlar, iyi günler diliyorum. Arkadaşlar valla abone isterseniz olun, isterseniz olmayın ama olursanız faydalı bilgileri bizden takip edebilirsiniz. Kafanıza takılan en ufak bir soru işaretinde ise cep telefonu numaralarımız veya internet numaralarımız açıklamanın içerisinde bulunmakta. Ama abone olursanız güncel olarak her gün en az 3 tane 4 tane video çekmeye çalışıyoruz. İşimizin de yoğunluğuna göre sürekli bizi takip edip bizim tecrübelerimizden de faydalanabilirsiniz. Abone olun.